Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Benim adım Aziz Elmas Mehmet. Bulgaristanlıyım. Bulgaristan'da doğmuşum. Velingrad şehrinde yaşıyorum şu an. Şu an imamlık yapıyorum orada. Buraya müsabaka için geldim. İran'da. İlk defa geliyorum. Hafızlık için. Şu an 29 yaşındayım. İlk başta 10 yaşındayken benim dedem oradan ben aldım. Benim niyetim o verdi bana hafızlık için. O bana söyledi, hafız olursan diyor çok iyi olacak. Çok güzel olacak. Olduktan sonra diyor sen şefaat gibi olabilirsin. Senin baban için, annen için. Ben de çok beğendim. Yani düşünmüyordum hafızlık yani kolay bir şey diyordum. Belki 2 ay içerisinde ezberleyebilirim. Böyle bir zaman yani buluyorduk yani tam nerede yani ben ezberleyebilirim Kur'an'ı. Sonra duydum Bulgaristan'da bir Medine var, Madan. Orada dediler medrese açılacak. O medresede çocuklar Kur'an'ı ezberleyecek. Ben de buradan oradan sorduk işte beni gönderdiler. 13 yaşındayken oraya gittim. Zulmi ve ilel umemi nehcul la yufna Allah hasanul vecihi semhul keffi ve kaviyul mebna Allah nuruddin Allah fi tekvini Allah nuruddin Allah Allah. Ben zannediyordum yani 2 ay içerisinde hafıza bitireceğim. Gittiği zaman yani gördüm yani o öyle değil. Hemen dönmek istiyordum. Yani dedim yok hafızlık için benim için değil. Babam geldi bana dedi oğlum yani biraz sabır et. Biraz yani 2 ay. Sadece 2 ay kal diyor burada arkadaşlarla yani ezberle birkaç tane sura. Mesela vadduha aşağıdaki suralar. Diyor sonra inşallah gelirsin. Ama ben kalırken beğendiğim arkadaşlarla böyle devam ettim. 4 sene içerisinde hafız oldum. Elhamdülillah. Lisede bitirdim. Sonra gittim Türkiye'de okudum biraz. Kıraat. Okumaya okudum 9 ay içerisinde Türkçe orada da öğrendim. İşte şu an imamlık yapıyorum Bulgaristan'da. Bana telefon açtılar bir gün bizim görevsinden yani baş müftüsünden. Dediler ki yani size şey gönderelim İran'a. Orada yarışma alacak. Kur'an yarışması. Ben de söyledim tamam yani gideyim. Yani tecrübe almak için yani. İlk defa geliyorum çok beğendim. İran çok güçlü hafızlar var, çok güzel okuyanlar var. İnşallah biz de böyle tecrübe alacağız, buradan götüreceğiz Bulgaristan'a. Madan'a orada giderken başladık ilk önce yani Kur'an'a yavaş yavaş her cüzden son safha ezberliyoruz. Her safha yani 30 tane cüz var. En son safha ve kalu kunu gibi felem mafesali. Böyle 30 gün içerisinde bir defa şey yapmalısın. Sonra geliyorsun yani bir safha alıyorsun. Ve ziyarfe İbrahimul kavaide. Bir de ve kalu kunu ile beraber. Yani eski safha beraber ezberliyoruz. O tertip biraz zor ama sağlam olması gerekiyor. Böyle ezberliyorduk. 10 kişi beraber başladık yani ilk başta yani orada Madan'da.
böyle normalde 2 sene içerisinde hafız olmalısın. Ama işte hafızlık biraz zayıf. Yani hafızlık zor aslında yani. Çünkü bazen diyorlar kolay hafızlık. Bizim hoca ne diyordu? Hafız herkes olabilir. Herkes hafız olabilir. Ama herkes diyor hafız gibi ölülmez. Yani hafız kolay olmak yani. Herkes olarak ezberleyecek ama ölecek miyiz biz hafız gibi? Çünkü unutuyoruz. Yani geliyor böyle bir zaman, çalışıyoruz, evleniyoruz. Yani vakit kalmıyor Kur'an için bazen. Yani diyorsun sonra tekrarlayacağım. Bir defa bakıyorsun Kur'an senden uçmuş yani, gitmiş. Onun ismi Murat idi. Murat, Hafız Murat. O 30 yaşındayken ezberlemiş hafız. 11 ay kendisine de ezberliyormuş. Hoca yanında değil, medrese içerisinde. O zaman da bizde mesela yasak idi öyle şeyler yani. Bizde komünizm vardı. Yani zor seneler yaşamışlar. Diyor ben kendimi ezberliyordum. Gizleniyordum diyor yani, insanlar bakıyorlardı. Kur'an okuyor musun? Eğer okuyorsan diyor hapiste koyuyorlar seni. Bir defa Libya'ya gitmeliydim. Musabaka için, böyle Kur'an yarışması için. Ben Mısır'daydım o zaman. İşte ben bilmiyordum, ne Arapça biliyordum, ne Türkçe biliyordum, az bir şey İngilizce. Ok atıyorum, zikra işte Kur'an için. Gittim orada havaalanında gittim içeride. Biz Libya için oraya vizasız giriyoruz. Ya da Libya gittiği zaman havaalanında o zaman sana orada vize vuruyorlar. Ama ben de onu bilmiyordum. Bana yazdılar, ben müsabaka için geliyorum. Girdim içeride, pasaportumu verdim. Nerelisin dediler. Dedim Bulgaristan. Nereye gideceksin? Libya. Ne yapacaksın orada? Müsabaka için Kur'an. Diyor vize. Nerede vize? Ben ne dedim? Yok vize. La vize. No vize. No vize. Diyor lazım vize. No lazım vize. Lazım vize dediler. Ben no lazım vize. Diyor, gösterdim ona kağıt, bir arkadaş bana yazmıştı Arapça. Ben buraya müsabaka için geliyorum, ben de ona gösterdim. Sen hafiz, ente hafiz. Hafiz misin? Ben söyledim, naam, evet. O biliyorum, naam, evet, naam, hafiz. Lan böyle bana baktı, yani inanmadı. Arapça bilmiyorum, nasıl hafizim? Bir oku diyor, euzubillahimineşşeytanirracim, yallah ikra, Yasin vel Kur'anil Hakim. Ben de başladım Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala siratim. Böyle insanlar topladılar. Kaç kişi yani Araplar geldiler. Bir de diyorlar Subhanallah Subhanallah, nasıl diyor Arapça bilmiyor Kur'an ezberlemiyor. Acayip bir şey yani.